Neredesin canım? Tamam, birazdan yanındayım. Yalnızca hayallerimi değil, götürdün kalbimi elinde. Silip süpürdün aşkı bir sözünle, bir başıma da bölüm bu şehirde. Her caddede sen çocuğu, annesinin meleği, babasının prensesi olarak doğar. Küçükken hep büyümeyi, büyüdüğümde nasıl bir kız olacağımı, kiminle evleneceğimi merak ederdim. Hayat bana binlerce büyülü seçenek sunarken, başıma bunların geleceğini tahmin bile edemezdim. Geçen gün CV bırakmıştım yani bizim Rafet abinin kahveye. Ne CV'si oğlum, sen ilkokulu zor bitirdin. Hiç de bir işte çalışmadın ki. Sarp buraya gel. Thank you.
Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk amcam. Köy mutası geldi mi? Geldi kızım. 15 tane alabilir miyim amcam ben? Ne haber? Yavrum, iyi, sen ne yapıyorsun? İyi, seni güzelliğe götürüyorum şimdi. Ay, kardeşim. Manitalar mı var? Aynen. Hadi gidelim. Bas sponge, bas. Bu adam beni delirtecek bir amca ya. Hem çalışmaz, para getirmez. Hem de gezen mi, tavuk muymuş, neymiş, onun yumurtası olsun diye tutturdu, zıkkım yesin. Eskiden yumurtalar organikti. Artık tavukları kuluçkaya yatırılıp da yumurtladıkları için ondan sana öyle söylemiştir kızım. Anladım amca. Sağ olasın İlk yerlik sigaralar. Buyurun oğlum, alın gidin. Arayı bulmuştur, uçtan daha ver. Alın gidin oğlum, tamam. Biraderim, bizim iş de yalan oldu. Hadi diyordun o kadar. İş yapacağız, şunu yapacağız, bunu yapacağız, yok karanfil satacağız, çiçek satacağız. Hayırdır, ne oldu? Yalan oldu. Kanka. Bir de getirdin bizi buraya. Ekmeğimizin peşindeyiz de. Ya biraderim, ekmeğimizin peşindeyiz de. Uğraşıyoruz. Sponge. Oğlum bunlar ne lan? Eyvay, 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 eyvay. Ne yapsak şimdi, kafeye falan mı geçip oturalım? Aynen ya, gidip oturalım. Hemen de İlhan Çoğlu çantayı gösteririz sana. Ay yine ne çantası? Dün aldığı çanta değil miydi? Yok hayır ya, onu beğenmedim. Geri gönderdim. Bugün geldi özel sipariş, biliyor musun? Aman alsan ne olur, almasan ne olur. Sen bunu şu an iyi bir şey mi dedin? Ben anlamadım ki. Yürüp delimi anlatacağım. Baksana, kuşlar bizi kesiyorlar burada. Aynen. Ay 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 ay! Pembe, gönlüm sende. Biraz daha. Biraderim, transa geçtim, beni sakinleştir. Çok iyiydi. At mübarek, at. Oğlum şu kızlardan birini düşürsem var ya, hayatın kurtulurdu lan, hayatın. Kanka, onlar bize bakmaz be. Biraderim, sen rahat ol. Onlar bize bakmasa da biz onların baktığı yerde oluruz. Değil mi sarı? Selam tatlı. Selam tatlı. Selam canım. Ay belediyede çalışmıyor galiba, çöpler hala burada. Ay sinek gibi de cama yapışmışlar. Merak etme tatlım, Sabri abiye söyledim, gençleri topluma kazandıracak. Sinir doldum, patlayacağım ya. Ne oluyor, hayırdır? Vallahi patlayacağım ya. Abi adamın yanına gittim. Diyorum ki kızla ben takılıyorum ben. Ne diyor bana biliyor musun? Ne yapalım, kız seninle takılıyor mu diyor. Bak ben dayanamayacağım, ikinize de söylüyorum. En sonunda onun belasını. Abi neyse ya. Kanka sakin ol, hiç sıkma canını. Kime söyle ya. Boş ver abi, iki bir yapalım ya. Doğru söylüyorsun abi. Kanka saat kaç? Oğlum bu saatte içilir mi ya? Ya yiyeceğim Allah aşkına sizde he. Ne yapalım? Gidelim mi? Gidelim kanka, hadi. Kızlar TikTok'ta kaç kişi izlemiş gördünüz mü? Hani bakayım. Oha! Bu TikTok fenomeni var ya Rabia Köksen, ben onu takip ediyorum. Kız çok farklı şeyler yapıyor. Ondan mı çalsak acaba, biz de izlerler belki. Kızın 1.800.000 takipçisi var. Nasıl yapmış bu kadar takipçiyi? Ben çok severek izliyorum paylaştıklarını. Taklit etsek ne olacak? Bizdeki takipçi sayısı ne ki? Ya düşe okuldan uzaklaşalım da yapacak bir şeyler buluruz. Ya ben eve gidiyorum, annem bekliyor. Ben de seninle geleyim. Of! Çok sıkıcısınız. Hadi gel, biz de seninle gidip oyun oynayalım. Tamam.
Ne yapıyoruz? PlayStation'ı hiç kaçmadı bana. Vallahi kanka ben bisiklet alıp panikanın yanına gideceğim. Ya oğlum bırak şu telefonu. Seninle gidip PlayStation atalım o zaman. Bana uyar kanka, bir zamanı yok. Kanka bu apaçı bilmiyor musun ya? Bize yapışıyor bırakıyor. Kızın haberi bile yok. Ya oğlum bir gidin ya. Gel kanka biz gidelim. Ooo hanımlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk tatlım. Nasılsınız? İyiyiz canım, sen? Teşekkürler. Bugün yine göz kamaştırıyorsunuz her zamanki gibi. Teşekkürler. Ozan bakar mısın? Bayanlarla girelim mi? Tabii hemen. Hoş geldiniz efendim. Ne alırsınız? Biz biraz kararsızız da en iyisi biz bir menüye bakalım. Tabii. Of. Yemek mi yesem karar veremiyorum ya. Midem o kadar berbat ki şu detoks olayı mahvetti beni. Dün geceden beri sıvı şeylerle ayakta duruyorum resmen. Tatlım detoks yapmana gerek yok. Yüzün bitkin görünüyor. Zaten iddia kilondasın. Bırak. Beni anlatıyorum anlamı yok ki. Bunun kafa da gidip geliyor biliyor musun detokstan? Kafa bu kafa deyip duruyor, unutuyor her şeyi. Elimde değil. Neyse salata söyleyeceğim ben. Bizimle daha idare edeceğiz artık. Karar verdiniz mi? Ben bir ızgara tavuk salata alabilir miyim? Tabii. Ben siz? Köri soslu tavuk alayım. Tabii, ben siz? De bir tane köri soslu tavuk alayım. Tabii hemen. Selam, ben geldim. Selam, geldim. Ne haber kızlar, nasılsınız? Ay durun, oturmadan bir selfie çekelim, unutuyorum harika, sonra aklımda güzel, kalıyor. Bak yine gözüm çünkü kapalı çıktı, görüyor musun bak. Tamam. Of bittim ders. Gece yiyorlar dürümleri, sabah beni arıyorlar. Hocam derse gelelim, zayıflamamız lazım diye. Popolar olmuş bu kadar. Ya kıyamam ben sana, mesleğin yorucu olabilir ama gayet güzel, sürekli dans yani. Ya neresi güzel? Tamam işimi seviyorum ama ben uğraşıyorum bütün gün gelenlerle. Kardiyo, pilates, zumba yapmadığımız şey kalmadı sabahtan beri. Migrenim azlayacak. Bırak beni, Canan Karatay bile zayıflatamaz onları. Aa, İpekler mi geliyor? Ay bunlar da bizi mi takip ediyorlar, ne yapıyorlar? Hiç sevmiyorum şunları. Havasından da geçirmiyor, bir şeye benzese keşke. Ayrıca botoks yaptırmaktan ben bile tanıyamıyorum arada. Evet ya, botoks almış yılan zehrini, dili de yılan dili gibi olmuş. Sabah beni de arada açmadım, kim bilir ne laf sokacak yine. Ooo, bizim kızlar da buradaymış. Hadeciğim, sabah aradım, sanırım uyuyordum, görmedim. Ay şu Duru'ya da hayranım ya. Kız neyse bir şey olmuyor. Biz neyse ki yoruyor. Siz de az yiyin biraz. Hem zaten şu gece sohbetlerini bırakmamız lazım. Her gece dedikodu yapmaktan, abur cubur yemekten göbeğim çıktı. Sen de yemezsin, olur biter. Gecenin bir vakti tek yemek yiyen sensin. Ağzın durmuyor. Aşk olsun. Bu niye meşgul ya? Açmıyor. Bırak artık sen de şunu. O sen arasın yeter. Bıktım Yiğit'i dinlemekten. Of of. 2 aydır bütün yarışları kaybettik. Bana da kalmadı. Bu haftaki Adana yarışlarını mutlaka kazanmam lazım. Yoksa var ya halimiz harap olacak. Kontesim, kızım. Güzelim benim. Ne yapıyorsun? Ya bıraksana kızı arasın, merak ediyor işte. Kızıyorum, bütün gün elinde telefon. Ayrıca sana da kıl oluyorum. Bizi kimse izlemiyor, seni bütün ülke izliyor. Demek ki yeterince ilgi çekemiyorsunuz. İşiniz, gücünüz kıyafet. Aslında eleştiri programı yapsanız belki bir şeyler olabilir. Fena fikir değil, neden olmasın? Annemin yanına gidecek miyiz? Hayır, keyfim kaçtı. Benim de keyfim kaçtı. Kızlar, siz fena derecede bunalıma bağladınız, olayı kaçırıyorsunuz. Bir hafta sonra herkes bu olayı konuşacak diyorum size. Kızımın durumu nasıl? Bu haftaki durumu çok iyi. Kondisyonu yüksek. Adana yarışlarını alırsın. Hey maşallah kızıma. Bir çıkartalım mı, görelim bakalım. Çıkartalım. Ne performansı, ne durumda? Kızım benim be. Gel bakalım. Gel. Akşam ortalıkta yoktunuz, göremedim sizi.
Ne sandın tatlım? Senden daha önemli işlerimiz var. Bu akşam ne yapsak ya? Takılsak mı biraz? Kulübe falan gideriz hem. Anam izin vermez be Ferhat. Bilmez misin? Siz de iyice varoşa bağladınız be. Hala sarıdayım. Topomda öyle biri var mı? Benim çok fenaydı. Tipler ne ya? Sen kendi tipine bak lan. Değişik lan. Dur oğlum. Spoç tutma. Spoç. Dur. Lan kıracağım çeneni, mahalleni biliyorum tamam, senin. Tamam, sakin. Spor sakinleştir. Sakinleştir abi. Kızım benim. Senin sayende bu haftaki yarıştan var ya, tam 5 milyon alacağım, 5 milyon. Ya nasıl? Senin de keyfin yerine geldi değil mi? Şu yarışı bir kazanalım. Dile benden ne dilersen be kızım. Ulan yavşağa bak. Benim kıza mesaj atmış. Bu sefer yandı. Göstereceğim bana. Ya ben zaten biliyordum böyle bir ibnelik yapacağını. İyi de oğlum, nereden bulacağız? Öğrendiyse aradığımızı, çıkmaz ki ortaya. Evine bile bakacağız. Evine bile. Sanmıyorum evinde olacağını. Ama bir gün çıkacak ortaya. Biraderim, kafayı çalıştır, acilen parayı bulmamız lazım. Kardeşim, iyi diyorsun, güzel diyorsun da bizim önce adam gibi bir iş bulup çalışmamız lazım. Bak, parasızlıktan annenin emekli maaşına kaldınız lan. Yazık kadına da. Bugün gördüğümüzde ponçiklerden birini düşürsek var ya, hayatımız kurtulurdu. Hayatımız! Ne hayaller, ne hayaller. Oğlum, o kızlardan birini düşürmek için önce para lazım lan. Ne yapacaksın? Kız çay içmek istediği zaman mahallede kahve mi götüreceksin lan kızı? Namaklı dayı, biraderim. İlk önce üst baş falan filan bir şeyler yapmamız lazım. Baksana lan, gören apaçı zannediyor. Oğlum, zaten apaçı değil miyiz? Baksana üstümüze başını. Bütün gün etrafı karı kız kesiyoruz. Gittin buna. Hop. Boş şeyi denize atma. Boş yerin denizde kaybolması için tam 4000 yıl geçmesi lazım. Ya hem kendinize hem denize zarar veriyorsunuz. Kendinize zarar veriyorsunuz. Anladık da bari denize zarar vermeyin. Siz git lan. Abi tası tarağı toplayın, hadi gidiyoruz. Sponç hadi abi. Haydi. Hadi ne abi, gidiyoruz abi. Annem de zaten evde bir dünya tartana yapacak. Hadi yürüyün abi. Haytas neredesin oğlum sen, kaç gün oldu ya? 12-8 çalışıyorum Naş. Ondan yoksun piyasalarda. Ne zaman dönüyorsun? 4-12? Bu hafta sonu dönüyoruz. Alaş döndüğünde haberleşelim. Köyden o gömüyü alalım abi, zamanı geldi artık. Alalım bir akşam operasyon yapalım ya sonra. Biliyorsun köyü, kurum evini. Biliyorum ben. O çam ağacının altına abi rüyalarıma giriyor. Kaldıralım bir akşam onu. Kaldıralım ama sen işte döndüğünü halledeceğiz onu. İbo'yla da deminden beri biz onu konuşuyoruz sen gelmeden önce. Kazmacı hazır baksana. Mezarcı İbo. Lakabı gibi mezarcı İbo. Kazma kürek işi bende abi. Sıkıntı yok. Tamam. Tek sıkıntımız araba. Araba olmadan olmaz o iş. Abi o işte bizim Cevo ayarlasın ya. Evet. Devleti ayarlatırız. Araba işi bende. Rahat olun. O da oydu. Araba işi tamam da bir işin bir riski daha var. Erketeğe yatacak günü bulmamız gerekiyor. Şu an abi erketeğe var mısın? Yok oğlum. Ben de gözlüyüm. Pay alırım. Abi zaten ne çıkarsa bak 6 kişiyiz. 60 tane mi çıktı atıyorum? 10'ar tane abi. 10. Öyle abi. Kızmak yok, darılmak yok. Zaten sonradan kavga etmeyelim, baştan kavga edelim abi. Baştan konuşmak lazım, yoksa sıkıntı olur sonra. Evet, sıkıntı olmaz. Herkes birbirine güvendikten sonra sorun yok. Yok, bence de yok. Aramızda yabancı da yok. Aynen, hepimiz aynı köylüyüz, aynı arkadaşız abi. Gider alır geliriz bir gece. Tamam, herkes cevap. Birbirine güveniyor sonuçta. Aynen. Ben güveniyorum abi. Bendikte sıkıntı yok. Var mı sıkıntı arkadaşlar? Sıkıntı var mı Şaban abi? Yok, yok. Baydan sen de alacaksın çıkarsan. Okey. Dayı, bırakalım neyse. Onları da yapalım oyunu. Senin dayının oyun. Evet. Oğlum ne oyunu ya, bugün bana 3 tane ay dediler. Hep kazan altı, hep kazan altı olmaz. Sen git oynarsan başka yerde kurmasa ya, biz muhabbet edeceğiz. Muhabbetin anasını ağlatıyorsun abi. Biz ne anlatıyoruz, sen oyun oyun. Senin annen biz göbeğini oyun masasına mı kesmiş bunun ya? Yani. Ayrı bir şey ya. Biz neyin peşine, sen neyin peşine? Boşver, sen muhabbete devam et. Tamam, bu işi abi hallederim biz. Sen geleceksin mi gelmeyeceksin onu söyle bize abi. Gelirim dayı. Tamam o zaman. Problem yok. Sıkıntı yok.
Hep beraber çıkarız. Hepimiz hemfikiriz abiler. Aynen. Tamam cevap. Araba senden, kazma kürekçi. Kazma kürekçi bende. Aynen. Tamam. Sorun değil. Tamam, bu hafta sonra o projesini yapalım. Tamam abi. Tabii Hasan Bey, siz hiç merak etmeyin efendim. Size en güzel masayı hazırlatacağım. Tabii efendim, hürmetler. Turan! Buyurun Kerman Bey. Bir masa hazırlayın şöyle, 3-5 süsleyin. Kızlara da haber verin, akşam eğlendirsinler. Hasan Bey gelecek, buğdayı sattı. Parayı buraya gömecek belli. Hata istemiyorum. Erik verik ne bulursan getir. O benim viski vardı eskilerden, onu da getir. Keyfim geldi. Ya parayı bulan buraya gömecek belli. Ha, Nurten'e de haber verin. Akşama gelsin. Hastayım mastayım ayaklarına yatmasın. DJ hadi oğlum sen de çal bir şeyler. Reis, Nurten gelmezse ne yapalım? En son parası alamamıştı. Gelirse akşam alır parasını. Gelmezse sen gider alırsın. O iş bende reis. Reis, bu borçları olanları ne yapayım? Ne yapacak mısın? Oğlum, karılarla kızlarla gezmesini biliyorlar. Su mu yakıyoruz burada biz? Emek harcıyoruz oğlum. Yakayım mı reis hepsini? Zaten bir işe yaramıyorlar. Parayı aldıktan sonra. Aşkım, nerelerdesin, nasılsın? Görüşemiyoruz uzun zamandır. Çok özledim seni. Yurt dışında mısın hala? İyiyim canım. Ben de seni çok özledim. Döndüm. Şu an ülke sınırları içerisindeyim. Hatta sana daha güzel bir haberim var. Nasıl yani? Neredesin ki sen şu an? Şu an İstanbul'dayım ama yakında Tekirdağ'a geliyorum. Muhtemelen de oraya yerleşeceğiz. Tekirdağ ve sen, hiçbir şey anlamadım. Abini bilmiyor musun Durucuğum? Hadi Tekirdağ'a gidiyoruz dedi. Ev falan varmış sanırım. Ben de bilmiyorum. Şimdilik bildiğim bu kadar. Ya bu muhteşem bir haber. Sen deli misin? Geldiğinde mutlaka beni arıyorsun. Ayrıca Melek teyzeme ve Ayşe'ye çok selamlar. Öpüyorum seni. Söyledim. Aleyküm selam. Biz de sana artık görüşürüz bebeğim. Görüşürüz. Dün akşamki dans dersleri çok güzeldi ama çok yoruldum. Evet gördüm. Instagram'da naklen yayın yapıyorsun zaten sürekli. Ben de hiçbir şey yapmadım. Biraz azsaydım. Annem de izin vermedi. Telefonumu da aldı. Hatta sonra ne yapacaksınız kızlar? Of ya, beni annemle AVM'ye götürecekmiş. Bir şeyler alacakmışız. Benim hala uykum var. Akşam ders çalışmaktan yoruldum. Benim de uykum var. Uykumu alamadım. Ben de daha ayılamadım. Acaba bu noku nasıl geçecek? Ben de hafta sonu yüzme kursuna gideceğim. Ondan sonra hamburger yiyelim mi? Pizza yiyelim. Ben de soslu yiyelim. Gerçi fark etmez. Nalan'cığım. Bu beyazın biraz daha sadesi var mı? Ay tatlım, onu daha sadesini ne yapacaksın? Bu elbise yeteri kadar sade zaten. Yakalarında biraz problem var galiba. Zaten beyaz rengi hiç sevmem. Kızlar, bunların hepsi yeni model zaten. İkincisi yok. Aynen tatlım, bu senin yeni modası bu. Zaten daha kimsede yok. Bence almalısın. Kaçırma yani. Ay bilemedim şimdi, alsam mı almasam mı? Sonra alıyorum, evde bir kenarda kalıyor öyle. Bence üstünde denemelisin. Fikrin değişecektir.
içtiniz bu kadar, her taraf leş gibi kokmuş. Zıkkım için değil mi? Zıkkım için. Ay şu odanın haline bak. Ay şu pantolonlara bak. Ay leş gibi Allah'ım. Bir sürü temiz kıyafetim var oğlum. İnsan içine çıkıyorsunuz. Neden onları giymiyorsun? Bak lamba açık uyumuş. Hadi kalk Sarp. Kalk hadi kalk. Kalk. Sağlıklı bir şeyler girsin boğazına. Yemek hazırladım. Hadi. Hadi Sarp. Hadi. Hadi oh. Çocuk. İçirdiği sen altıma yapmışım ya. Neyse annem görmeden mi çıkarayım ben bunu. Şeyler yiyebiliriz. Olur. Olur. Aa, kaç parası var? Bitti. Arkadaşların yoksa ben varım. Annen var. Kim? Sen bana yakın arkadaşımız olsun demiyor muydun? Neredeyse şimdi. Orası öyle de. Hiç tanımadığımız biri alışmak zor olacak. Alışmak zor olacak farkındayım. Ama biz de yeni yerler görmeyi, yeni insanlar keşfetmeyi seversiniz. Evet. Diğer arkadaşlarınızla görüşmek sizin için çok da zor bir şey değil. Telefonla da görüşebilirsiniz. Aslı, dur buralı değil mi? Duru'ya haber verdim. Henüz geldiğimi bilmiyor, sürpriz yapacağım. Güzel. Duru size her konuda yardımcı olacaktır zaten. Ayrıca ondan başka kimseye güvenmeni istemiyorum. Merak etme anne, ben küçük bir kız değilim. Ben de değilim. O zaman büyük gibi davranın, beni de üzmeyin. Kuzuyu kurda kaptırmamı Serba'ya üçleyelim mi? Evet. Bir. Abi be sen de. Üç. Üstüne iki oyun alması lazım bak. Yok mu? Daveciye vuracağım. Benim altımda. Selamünaleyküm beyler. Selam Kenan, hoş geldin. Hoş bulduk. Eyvallah. 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 Teşekkür ederim. Ne yapıyorsunuz? İyiyiz Kenan, sen nasılsın? İyidir ben de. Buralardaydım, bir uğrayayım dedim. Beyler, açıkçası ben sizi uyarmaya geldim. Hayır. Bakın, buralar ciddi değerleniyor. Arap yatırımcı ayrı ilgileniyor buralarla, Avrupalı ayrı. Doğru muyum? Siz de duymuşsunuzdur, kulağınıza gelmiştir. Evet. Paranızı biriktirin demeye geldim. Hangi parayla be Kenan Hanım? Hangi parayla? Evde ekmek yok, para yok ekmek almaya. Zeytine kafa atıyoruz. Nasıl para biriktirin? Bakın beyler. Bana boş işler geliyor bunlar. Ben de bu mahalleden çıktım. Arkadaşınızım, kardeşinizim. Size boş vaatlerde bulunmuyorum. Bir süredir Katarlı bir yatırımcıyla çalışıyorum. Eğer elini taşın altına koyacak olan varsa ben desteğe hazırım. Ben bilmiyorum, bana boş geliyor bu işler Kenan. Bak kardeşim, bu işler pek şey işler, iyi işler değil. Biz bunlara nasıl güvenelim, nasıl iş yapalım yani? Hani zan altına gelmedim yarın. Bizi şeye getirmesinler. Ya siz bir düşünün. Siz bir düşünün, kararınızı verin. Olumlu bakan varsa ben sizi adamlarla tanıştırırım. Şartları görüşürsünüz. Bir çay içelim be. Dede, çayla bizi be. Hop! İlaçlarımı getirin bana Necmi.
Hadi oğlum, hadi çabuk biraz, hadi. Şeker hapını da koydun mu? Koydum. Koydum. Ulan köylü, patronum demek yok mu? Buyurun efendim demek yok mu? Çabuk söyle bakayım. Tekirdağ mı büyük, ben mi daha büyüğüm? Siz büyüksünüz efendim. Aferin. Bak, sana vasiyetimdir. Cenazeme bir Allah'ın kulu bile gelmesin. Bir sen, bir de kargalar olsun. Kargalar mezarımı kazar, sen gömersin. Yaşarken Ali'nin kıymetini kim bilmiş ki? Öldükten sonra mezarımızın başına gelip bir damla gözyaşı döksün. Tamam, çık. Ne yiyelim canım? Vallahi hafif bir şeyler olabilir ya. Kahveden sonra bir güzel bir pizza söyleriz, olur mu? Çok da güzel olur. Anlatsana biraz. Neler yapıyorsun? Okul dışında pek tanışma fırsatımız olmayacak. Ailem emekli oldu. Babam da öğretmendi. Bundan dolayı birkaç il gezdik, 15 yıldır buradayız. Onun dışında okulda ev derken boş zamanlarında bir avukatın yanındayım. Onun muhasebe işlerini falan yapıyorum. Ne kadar güzel. Hem okul hem iş. İkisini de bir arada yapman çok hoş. Benim babam da küçüklüğünden beri çalıştığı için genç yaşlı çalışanları çok sever. Oğlum, sen bunu neden daha önce düşünmedin lan? Oğlum yemişin marinasını, şuraya bak lan. Her taraf karı kız. Baksana esmeri, beyazı, kumralı, siyah, hepsi burada. Kardeşim, anca parayı bulduk, anca gelebildik. Ne yapalım? Oo biraderim, sen parayı bulduysan bir kardeşine küçük bir şeyler ısmarlarsın yani, değil mi? Rahat ol. Elinden geldiğince aileme bakmaya çalışıyorum. Çalıştığım yerde çok düzgün bir yer. Hele avukatımız çok kaliteli ve düzgün bir insan. Onun dışında asla yanlışa yanlış demez, hep doğrunun yanındadır. Bana hep der ki, sen doğru ol, bırak insanlar seni sevmesinler derim. Bir gün patronla tanışmak isterim. Ben de seni babamla tanıştırırım. Seni çok seveceğine de eminim. Tabii, uygun zamanda neden olmasın? Çek 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 çek. Demet, gerçekten çok yorgunum. İşler güçler çok fazla. Babam her şeyi bana bıraktı. Yoruluyorum. Aşkım, baban seni çok mu yoruyor? Hem çok yorulursan ben gelir sana masaj yaparım. Oğlum sen nerelerdesin ya? Daldın gittin yine. Bir şey oldu yok mu oğlum? Annem şehir dışında. Şimdiden özledim onu. Bir evde anne olmayınca zor ya. Cidden zor. O varken yemeğim hazır önümde. Eşyalarım temiz, ütülü. Şimdi her gün pizza yiyorum. Bıktım usandım artık. Eşyalar nerede belli değil. Ya kıyamam ben sana ya. Söyleseydim ben sana yemek de yapardım, kıyafetlerini de ütülerdim. Söylemiyorsun ki. Yok canım. Ben almayayım. En son seninle beraber yediğimizde iki tane serum yedik. Şimdi annem olacaktı var ya. Neyse. Buradan sonra biraz takılalım ya. Bir şeyler yapalım. Ne dersiniz? Bize gideriz bro. Bu kadar gürültüyü kafam kaldırmaz benim. Ben ne içeriz bu akşam? Peki. Öyle olsun. Selamünaleyküm abi. Saygılar. Nasılsın abi? İşler. İşler nasıl abi? Kenan'ım. İşler iyi de
Canım sıkkın. Duyumlar aldım. Çıktım Çırçır Tepesi'ne. Tekirdağ'a baktım. Sen mi büyüksün, ben mi büyüğüm? Lakin cevap yok. Sen büyüksün abi. Ben büyüğüm tabii. Ben büyük olacağım Kenan'ım. Tepedeyim çünkü. Şehir ayaklarımın altında. Beni narsist zannedebilirsin Kenan'ım ama ezdim onu. Ezdim, parça parça yaptım. Ayaklarımın altına aldım Kenan. Zirve tek kişiliktir. Bunu sakın, sakın unutma Kenan. Unutmam abi. Unutmazsın. Unutmazsın, bilirim. Sen beni de üzmezsin. Onu da bilirim. Lakin şimdi öp bakalım. Bu canımı sıkan konuda beni üzme Kenan'ım. Konu nedir abi? Konu nedir? Zirve tek kişiliktir Kenan'ım. Kenan Katarlı yatırımcılarla beraber çalışıyor dediler. İnanmadım. İnanmadım ama onu bir de senden duymak istedim. Aman be abi. Ben uydurdum onu. Geçen gün mahalleye gittim. Baktım değişen hiçbir şey yok. Ayar oldum. Girdim kahveye patlattım senaryoyu. Dedim buralar çok değerleniyor. Dedim Arap yatırımcı ilgileniyor buralarla. Para altında kalacağız hepimiz. Elinizi taşın altına koyun dedim. Herkes geri vites. Hemen yan çizdiler. Yazdım yine. Dedim Katarlı yatırımcıyla çalışıyorum. Para bizde dedim. Merak etmeyin dedim. Elini taşın altına koyacak olan varsa desteğe hazırım dedim. Arap, Katarlı. Yazdım abi. Arabın tersi ne? Para. Parayı duyunca fitili verdim ellerine ben. Şimdi yakmalarını bekliyorum abi. Bu arada Katarlı tefeci de sen oluyorsun abi. Kenan'ım. Türkler asfalt yapmayı Almanlardan, Almanlar da asfalta yama yapmayı Türklerden öğrenmiş. Konuyla bir alakası yok. Lakin ben gençlerle çalışmayı niye severim biliyor musun? Neden abi? Çünkü gençler parayı severler. Onların gözlerindeki para hırsı beni her zaman teşvik etmiştir. Parayı kim sevmez abi? Parayı seven birkaç tane manyak biliyorum zaten. Neyse, senin karnın acıkmadı mı? Şuradan Tekirdağ köftesi söyle de yiyelim beraber. Emrin olur abi. Buradalar ya. Nereye gitsek peşimdeler. Bir de bakıyor ikisi de dik dik gözlerini dikmişler. Oğlum Sponç, buyur kardeş. Bu geçen bize para atan dallama değil mi lan? O galiba lan. Şimdi kıracağım lan ben bunun çenesini. Sponç tutma beni, kıracağım çenesini. Sakin ol. Sponç! Sakin ol. Biz onu buluruz. Rahat ol. Sakinleştir abi. Sakinleş. Tamam. İşte. Aguş'un elinde mısır çapası. Yine köpekler gibisin oğlum. Kıpırdama Osman Aga, onun kafası. Aa, bu bizim herifleri ayartan değil mi bu? Heriflerin peşini bırak. Öküz yutmuş mübarek. Baksana yılan gibi, çıyanlar gibi. Allah belanızı versin sizin. Sakallarınızı tek tek yolacağız artık. Abla, o sakallar Rahman'ı yalnız şeytani değil. Dikkatimi ben çekerim. Siz şeytani. Hiç de Rahmani'ye benziyor. Tek tek yolarım sakallar. Allah belanı versin. Yarabbim ya Resulallah. Amin köpeğin duası kabul olsun gökten kemiğe. Abla hadi ablacığım bakın dalganıza. Tezgahın önünü kapatıyorsun. Hadi abla yaylanın yavaş yavaş abla. Gidin evde bulaşık mı yıkayacaksınız? Yemek mi yapacaksınız? Ne yapacaksınız ablanın? Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Aguş'un evinde mısır çapası kıpırdama. Hoppacı. Ah. Ne haber o? İyi sen ne haber? Hoş geldin. Ya Allah aşkına. Var mı yeni filmler olmaz ya? Olmaz mı? Vizyona girmemiş. Film bakalım abi. Ağlatıyor, güldürüyor, bir de zıplatıyor. Diyorsun. Evet. Vay vay abi. Aç içeriğine bak abi. Ben söylemiyorum. Bak. Ne kadar bu abi bize, ne kadar oldu?
İnce bir şeyler atarsın, yaparız sana bir şeyler. Helal eşek değilsin abi. O kadar yani. Helal olsun abim. Hoca abi, PlayStation var mı abi? Ney? PlayStation var mı? Ya gitti oğlum ya, biz meteler kurşun atıyoruz, PlayStation soruyor. Hadi yaylan abi. Hadi koço. O kadar diyorsun abi. Süper. Bak bak şuna bakar mısın şuna? Fenaymış ya. Esmer'in tadı var sarışının. Kolpacı. Adı var. Aleykümselam. Var mı yeni filmler? Var, verdim kankana. Ulan hep izlediğimiz filmleri bize yeni de kakalıyorsun. Ama kolpacısın he. Ay be, kolpacı olmadık yani dostu. Vay be abi. Çok harika bak. Gerçekten çok harika. Tamam. Kolpacı bir tane CD verir misin bana? Dede. Bu sefer vermeyeyim sana. Nenem yakalamış bastonla iki günden beri bam 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 vuruyor bana. Dedi ki kalp krizinden gidecek. Geçen hafta almış mıydı? Yok yok yapma lütfen. Kalabalık olmasın. Hayır. Gözlerim seçmiyor. Kolpacı. Dede. Sabıta geliyor. Gerçekten. Onu verir misin? Hayır hayır. Kolpacı. Hayır. Merhaba canım. Hoş geldin. Hoş bulduk Yusuf. Nasılsın? Durumun nasıl? Sağlığın nasıl? Kaç kez geldim görüşmeye ama çıkmadım. 4 yıl önce nasılsam hala öyle Cansu. Benim durumum belli. Bir de dışarıdan çok kötü vahim, üzücü haberler alıyorum. 36 kardeşim şehit olmuş. 3'ü buradan. Tekirdağ'dan. Bir kardeşim Çorlu'dan. Piyade uzman, onbaşı Birhan Er. Bir kardeşim Saray'dan. Piyade uzman, onbaşı Nihat Kara. Bir diğer kardeşim Ergene'den. Piyade uzman, onbaşı Recep Bekir ve adını sayamadığım 33 kardeşimden. Hepsinin ruhu şad olsun. Milletimizin başı sağ olsun. Gazetede gördüm. Birhan kardeşim bir şey yazmış. Demiş ki biz 7 yaşında yağmur altında soğukta titrerken varlığı Türk varlığına armağan olsun derken şaka yapmıyorduk. 3 gecedir rüyamda. Sen beni boş ver. 4 yıldır her hafta geliyorsun. Artık gelme olur mu? O nasıl söz Yusuf? Nasıl gelmem? Seni nasıl yalnız bırakırım? Biz seninle çocukluk arkadaşıyız. Hem sen beni düşünme. Önemli olan senin durumun. Babam. Ablam. Yeğenim nasıl? Nasıl da büyümüştür yakışıklı. O kadar özledim ki onları. Burnumda tütüyorlar. Servet amca her gün geliyor. Neredeyse her gün görüşüyoruz. O da kaç kez gelmiş görüşmeye ama çıkmamışsın. Ablam bildiğin gibi. Yeğenin desen her gün seni soruyor. Nasıl görüşeyim Cansu? Adamın tek oğlu 4 yıldır cinayetten yatıyor. Onların yüzüne bakmaya cesaretim yok. Korkuyorum. Düşünüyorum. Acaba onlar mahallenin yüzüne nasıl bakıyor? Öyle konuşma lütfen. Baban da mahalledekiler de cinayeti senin işlemediğini biliyor. Kimseden utanacak durumunuz yok sizin. Mahalleye her gittiğimde seni soruyorlar. Herkes seni seviyor. Bu günler de geçecek. Sen umudunu yitirme. Ya nasıl geçecek Cansu? Nasıl geçecek? Burada 4 yıl, 40 yıl gibi. Ben elimden gelen her şeyi yapıyorum.
Gün doğmadan neler doğar? Ya burada ne gün doğuyor ne de geçiyor. Ama beni asıl üzen şey ne biliyor musun? Düşmanlarımın sesleri değil. O dost bildiklerim, arkadaş zannettiklerim. Onların hepsinin sessizliği. Bugün nerede geçecek? Benim umudum kalmadı artık. Haftaya mahkeme var. Sonuç belli. Müebbet. Mahkemede beraat etmen için elimden gelen her şeyi yapacağım. Cansu, senden bir şey isteyebilir miyim? Tabii ki. Her zaman. Elimden gelen her şeyi yaparım senin için biliyorsun. Aileme sakın, sakın ama mahkeme tarihini verme. Onların gelip burada üzülmelerini istemiyorum. Bir ceza alacağım ya, müebbet alacağım yani. Onları daha fazla üzemem artık. Hey, hey. Senden bir isteğim. Yusuf, nasıl söylemem? Seni her gün bana soran insanlara bunu nasıl yaparım? Hakkını helal et Cansu. Yaptığın her şey için teşekkür ederim. Bir daha da gel. Ne olursa olsun yine geleceğim Yusuf. Ne kadar büyük bir yer. Kimse yaşamıyor sanırım. Burası artık bizim yeni evimiz. Burada yaşayacağız. Burası çok büyük bir yer. Ben korkarım burada. Ayşe'cim, sen kocaman bir kız oldun ve biliyorsun hiçbir şeyden korkmazsın. Of! Beni hatırladın mı Tekirdağ? Bir gün sana geri döneceğimi söylemiştim. Sen benden çocukluğumu, ailemi, gelecek umutlarımı aldın. Ve ben bugün onları tekrar almak için geri geldim.